Merhaba arkadaşlar, Açık Hisse TV'de Çağrı hocamızla beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, nerede kalmıştık? ne çeşitleriydi? Harita çizme yöntemleri. Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerine bakıyorduk. 5 tane vardı, 4'ünü yapmıştık. 4'ünü yaptık, bir tanesini dedik ki daha özelleri alalım. Hemen başlayalım bence. İzohips yöntemi arkadaşlar. İzohips ne demek? Eş yükselti eğrisi demek. Yani aynı yükseltideki noktaların, bakın mesela şurayı düşünün, aynı yükseltideki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen iç içe geçmiş kapalı çizgilerdir diyoruz biz bunlar için. Yani hemen özelliklerine bakalım. İç içe geçmiş kapalı eğrilerdir diyoruz biz bunlar için ve birbirlerini kesmezler. Bu şekilde çizeceğiz bakın. Bu bir izohipstir. Yani ben şunu mu anlayacağım? Şurası, buralar hep aynı yüksek. Evet, atıyorum. 50 ise burası da 50. Burası da 50. Bitti. Budur. Tamamdır hocam. Evet. Dedik. Birer birer geçin hocam. Geçmeyin. Bir eğri üzerindeki tüm noktalarda, şimdi söyledik zaten, yükselti nedir diyoruz bakın. Aynıdır diyoruz. Mesela işte 50 ile başlamış. Bunun her yeri 50. Ve bakın şu da aynı olmak zorunda. Yükselti aralığı. Burası 50 ise 50, 100, 150, 200 diye devam etmek zorunda. Burası 50, burası 100 ise burası 500 olamaz arkadaşlar. Yani aradaki mesafe ne kadarsa... O kadar olacak. Evet, bir eğri üzerindeki tüm noktalarda yükselti aynıdır dedik. Mesela biz şuranın yükseltisini bilemeyiz. Mesela ben şuradaki A noktası için derim ki 50 metre ile şurası 100'dü değil mi? 100 arasında bir yerde. Arasındadır derim. Çünkü burası 55 de olabilir, 78 de olabilir. Dolayısıyla ben bunu bilemediğim için siz bunu aralık değerini söylersiniz ki sorularda da karşımıza çıkıyor. Bu şekilde cevap vereceğiz. Peki, en içteki eğri her zaman nedir diyoruz? En yüksek eğridir. Çünkü tabii bakın en dıştaki de en alçak haliyle 10, 20, 30, 40, 50, 60 diye gider. Yani en içteki eğri her zaman en yüksek. Zaten şöyle çıkıyor bakın. Yani ben şöyle bir profilini görmek istersem ki en son çizeceğiz. Ne yapıyoruz bakın? Bu şekilde. Yani şurası. Anladım hocam. Dedik eğriler arasındaki yükselti farkını az önce söyledim. Her yerde eşit olmak zorunda. Mesela burası kaç metre aralıklarla gitmiş? 10'ar 10'ar gidiyor. 10. Haritanın her yerinde 10 metre gitmek zorundadır. Ya da mesela burası 200-200 gitmişse haritanın her yerinde 200 gitmek zorundadır diyoruz. Eğriler arasındaki yükselti farkı, ki biz buna ekidistans aralığı diyoruz. Yine söyleyemedim. Aralığı denir. Haritanın ölçeğine göre değişiyor bu aralık arkadaşlar. Mesela bakın az önce söylemiştik. Az önce demeyelim. Daha önceki videolarımızda söylemiştik. Biz az önce çekmiştik. Evet. Şimdi bakın kaç metre aralıklarla geçiyor? Onar onar geçiyor. Demek ki ayrıntı nedir burada? Fazladır. Fazla. O nedenle bu büyük bir ölçekle çizilmiştir. Ama burası 200-200. Yani ayrıntım azdır burada. O nedenle bu da nedir? Küçük ölçekli bir haritadır diyoruz. Evet, eğimin arttığı yerde izohipsler ne yapıyor? Sıkılaşıyor. Mesela şu şekilde düşünün. Eğimin arttığı yerlerde bakın izohipsler şu şekilde sıklaşır. Yani birbirine yaklaşır. Şurada mesela eğim daha fazladır. Ama eğimin azaldığı yerlerde izohipsler ne olacaktır? Seyrekleşecektir. Bunun sebebi kesinlikle. Yani, mesafe yaklaştı, yükselti çok hızlı bir şekilde kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle çok doğru. O nedenle birbirine yaklaştırıyoruz biz de o çizgileri. Ve şunu unutmayın. Deniz kıyısı her zaman 0 metre ile gösterilir arkadaşlar. Ama bir göl kenarı gösterilmez. Neden? Çünkü göl dağın tepesinde de olabilir değil mi? Ama deniz kıyısı... Evet. Mesela şunu düşünün. Şu deniz kenarındaysa burayı deniz olarak düşünelim. Burası her zaman neyle gösterilecektir? 0 metre ile gösterilecektir. Ve birbirini çevrelemeyen, bakın iki tane izohips görüyorsunuz değil mi? Nedir diyoruz? Bunların yükselti değerleri aynıdır. Mesela burası 0 ise, burası 10 ise burası da ne olmak zorundadır? 10. İşte sonra 20, 20 diye ne yapar? Devam eder diyoruz. Ve yine bunların az önce söyledim zaten yükseltileri de, yani mesela bir akarsu düşünün. Akarsuyun her iki tarafındaki izohipsin yükseltisi aynıdır. Yani burası 100 metre ise burası da ne olmak zorundadır? 100 metre olmak zorundadır. Yani komşu ya da akarsu olduğu zaman aynı olacaktır diyoruz. Zirveyi biz genellikle ya da doruk da diyebilirsiniz. Nokta ile gösterirsiniz. Dağ ya da tepenin en yüksek yeridir burası.
Şöyle üçgenle de gösterilebilir. Bu şekilde nokta ile de gösterilebilir arkadaşlar. Yani ortadaki en şeydeki. En tepe noktası. Boyun dediğimiz bir şey var. Nedir o da? İki tane tepe düşünün burada. İki tane tepe arasında alçakta kalan alan demektir. Hmm. İki tepe arasında. Yani şöyle düşünün. Burada bir tepe var. Burada da bir tepe var. Alçaktaki bu alana biz ne adını veriyoruz? Boyun adını veriyoruz. Ne güzel geçiyorum hocam. Evet, çok hızlı geçiyoruz. Ve arkadaşlar sırt ve vadi ne demek? Şimdi akarsu varsa zaten orada mutlaka vadi vardır. Çünkü biz akarsuyun aktığı yere ne adını veriyoruz? Vadi adını veriyoruz. Dolayısıyla bakın şurayı deniz olarak kabul edelim. Akarsu geldi, akıyor. Her zaman izohipse ters akar. Yani şurada bir akarsu olduğunu farz edelim. Biz bunun hani gidiş yönünü şöyle çizeriz. Gördük değil mi? Akarsuya, pardon, izohipse ne oluyor? Bakın ters akıyor. Buna vadi dedik. Şurası da sırt. Yani o hani tepeden aşağıya inen işte yamaç ya da nasıl söyleyelim. Şöyle düşünün. İki tane tepe düşünün. Şuradaki şu yükseltiye ya da işte düz alana ne adını veriyoruz? İnişe ya da sırt adını veriyoruz arkadaşlar. Dedik delta ve halici birbirinden ayıralım. Çok önemli arkadaşlar. Sorularda karşımıza çıkıyor. Şimdi bakın delta dediğimiz şey akarsu biriktirme şeklidir. Akarsu bu şekilde akıyor değil mi? Denize doğru geliyor. Taşıdığı alivyonu deniz kenarında gelgitgenliğinin az olduğu yerlerde ne yapıyor? Tabii kıyının da ne olması gerekiyor? Sığ olması gerekiyor. Akarsuyun da çok alivyon taşıması gerekiyor. Yani malzeme taşıması yani gerekiyor. Bunları getirdi. Denizin kenarında ne yaptı? Biriktirdi. Oluşturduğu, denizi doldurarak oluşturduğu şu alana biz ne adını veriyoruz? Delta. Biz deltayı daha çok nerede görürüz? İç deniz kıyılarında görürüz. İç deniz kıyıları. Neden? Çünkü okyanus kenarında göremem ben deltayı. Orada çok fazla gelgit vardır. O nedenle iç deniz kıyılarında daha fazla göreceğiz. Ama Haliç'e bakıyorum. Haliç genellikle okyanusa kıyısı olan yerlerde görüyoruz. Şurayı okyanus olarak alırsak bakın. Şurada bir akarsu var. Akarsu. Bu şekilde akıyor. Ve bakın akarsuyun döküldüğü yerde okyanus yükseliyor. Gelgitgenliğiyle akarsuyun içerisine doğru ilerliyor. Ağız kısmına doğru ve burayı aşındırıp burada bir girinti oluşturuyor. Daha keskin aslında. Şöyle. Daha ama keskin delta bir biraz daha yaygın. Delta dışarıya doğru, denizin içine doğru. Okyanus karanın içine doğru ilerliyor. Yani şurası kara, şurası deniz. Bakın içeriye doğru olursa okyanus ama denizi dolduruyorsa ne olması gerekiyor? Ayırt edici şey olabilir mi hocam? Okyanus ve deniz. Kesinlikle. Delta Haliç. Ama bazen koymuyor. Hani sadece bir mavilik koyuyor. O yüzden hani ben şuna dikkat edelim diyorum. Burası dışarıya doğru daha biriktirme şekli ise delta diyorum. Ama daha böyle içeriye doğru geliyorsa. Evet, Haliç adını veriyoruz. Zaten bu iki şekli aynı kıyıda göremezsiniz. Tabii. Kapalı çukur. Kapalı çukuru da her zaman okla gösteriyoruz bakın arkadaşlar. Oklarla birlikte böyle size bir çukur alanı gösterilir. Yani bunu bilmeniz yeterli. Bir ok varsa dediğim gibi burada da çukur vardır diyorsunuz. Dağların tepesinde oluşuyor genellikle. Hani dağın ama tepesindeki şey olarak göller. Burası bir tepe. Burası nokta bir olursa. Tepe. Şöyle burası bir tepe ve burada şöyle bir çukur oluşmuş, sonra devam etmiş. Demek ki burada bir göl olabilir, olmaya da bilir artık. Anladım hocam. Ama siz şunu unutmayın. Ok varsa çukur vardır orada. Çukur vardır. Ok yoksa sadece düz bir tepe. Yani aynen öyle. Falez. Falez dediğimiz şey de arkadaşlar, eş yükselti eğrilerini. Eğer bakın deniz kıyısında bunu biraz daha yakınlaştırsak çok iyi olur. Mesela bir tane daha çizgi ekleyelim. Deniz kıyısında bu şekilde birbirine çok fazla yaklaşıyorsa, bu şekilde birbirine çok fazla yaklaştığı kıyılarda ne vardır diyoruz? Falez. Biz dedik ki normalde eş yükselti eğrileri birbirini kesmez. Kesmez ama eğimlerin çok sık arttığı yerde izohipsler birbirine çok yakın olur. Bu yakın olan yerde denizde olursa falez olur. Ki zaten biz falez dediğimiz şey uçurumdur arkadaşlar. Türk filmlerinde vardır ya böyle hani atlamak için işte intihar etmek için böyle uzun yüksek yerler seçilir. Falezlerdir işte onlar arkadaşlar. Akdeniz'de ve Karadeniz'de çok yaygındır. Neden? Çünkü dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Yani dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde görüyoruz bu şekli. Bu şekilde eğer kıyıda çizgiler birbirine çok yaklaşıyorsa falez vardır. Bunu unutmayalım. Tamam hocam. Bazen, yani şurada verdi bana.
Yani kesmediğini düşün ama bu bir falez değildir. Bu bir falez değil ama mesela burada bir akarsu varsa orada bir şelale vardır diyebilirsiniz. Ha, evet. Akarsu işte. Varsa ama. Şelale de. Evet. Plato. Plato zaten akarsular tarafından parçalanmış yüksek ve düz yerlere biz plato adını veriyoruz. Bakın genellikle yüksek bir yer değil mi? Normalde aslında bir tırmanıyoruz tepeyi. Yani şöyle tırmanmışız ama böyle düz bir alan var burada. Biz bu alana ne ismini veriyoruz? Plato ismini veriyoruz ki akarsu, Türkiye'de çok yaygın. Evet bunlar akarsu. İşte maviyle çizsek aslında daha güzel olurmuş. Bunlar akarsu. Şurada gördüğünüz gibi. Çünkü akarsular tarafından da parçalanması gerekiyor. Evet. Şöyle. Evet. Yüksek ve düz yerlerdir diyoruz bunlar içinde. Çok hızlı 16 taneyi bitirdik hocam. Bence. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.